Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni davetliyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere FIFA oyunda Ultimate Team'in en yeni oyun modu olan Squad Building Challenge modunu göstereceğim arkadaşlar. Kısacası Türkçesi işte kadro oluşturma challenge'ı. O size vermiş olduğu kriterle kadro oluşturacaksınız arkadaşlar. Hangisi detayları konuşacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu bir beğenmeyi. Sadece 2 saniyeniz azıcık arkadaşlar. Aşağıdan bir video beğenirseniz çok sevinirim. Aynı şekilde yeniyseniz abone olabilirsiniz. Yarın da arkadaşlar bu Foot Champions'in normal oynanış videosunu yükleyeceğim. Bunlar hep Gamescom görüntüleri. Dediğim gibi Türkiye'de yüklenerek ben de sizi bilgilendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım da eğleniyorsunuzdur. Umarım da bilgileniyorsunuzdur arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim size. Ve hemen çok fazla lafı geçirmeden başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Gamescom'da arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi bütün Ultimate Team'le ilgili her şey tanıtıldı. Squad Building Challenges olsun, ondan sonra paket açılım animasyonu, oyunun arayüzü, menüsü, kart dizaynı vesaire bir sürü arkadaşlar. Bu kartların hepsini anlattılar. Siz de şu an zaten arkada izliyorsunuz arkadaşlar. Olayın mantığı şu, tabi buradaki kadar hani... Buradaki kadar ödülleri yolunu bilmiyorum. Mesela burada David Villa veriyor, Sebastian Giovinco veriyor falan filan vesaire. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Size diyor ki orada istediğiniz challenge'ı seçiyorsunuz. Bir challenge seçin diyelim. Challenge'a sana diyor ki işte o şu olsun şu olsun. İşte yok 3 tane Kanadalı olsun, 2 tane Amerikalı olsun. Yok ki maksimum minimum kimya 90 olsun vesaire. Mesela şu an görmüş olduğunuz gibi işte challenge'lar veriyor. Bu challenge'ları arkadaşlar tamamlıyorsunuz ve bu challenge'ları tamamladıktan sonra size hediye veriyor. Bu challenge'ları nasıl tamamlarım diyorsanız normal sizin kendi ultimate team coins'inizle arkadaşlar bu challenge'ları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Alacağınız bütün adamlar kendi coins'inizle alıyorsunuz. Hiçbiri kulübünüzde yok. Tıpkı nasıl anlatayım şimdi, neyse oraya girmeyelim, biraz kafanız karışabilir. Dediğim gibi yani orada yazan şeyi kendi coin'lerinizle yapıyorsunuz ve bunu tamamladıktan sonra arkadaşlar size hediye veriyor. Şu anda zaten arkada hep birlikte izliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi oyunun menüsü falan bu arada çok güzel, gerçekten güzel. Burada görüyorsunuz arkadaşlar Let's Get Started işte Gamescom Bronze Upgrade falan vesaire var arkadaşlar. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi hepsini koymuş. Gamescom özelde bir sürü vaka var. Dilerseniz arkadaşlar biz buraları geçelim. Direkt size buranın en özel şeyini göstereyim. Bu arada az önce Giovinco'nun çıkışını da size göstermiş oldum arkadaşlar. Buradan itibaren sizlerle birlikte izleyelim, yorumlayalım. Dediğim gibi değişik yani. Bu arada dünkü kariyer videosunda 600 beğeni var arkadaşlar. Gerçekten çok sağ olun, eksik olmayan adamsınız. Kariyer videosunu canlı yayında oynayacağım. Bu akşam olacak o da büyük ihtimal. Eğer bu akşam canlı yayında olursa da ilk duyurusunu Facebook grubundan alırsınız. Facebook grubunun linki de hemen aşağıda bulunmakta. Facebook grubuna katılırsınız. Canlı yayının bildirimini alırsınız. Aynı şekilde video için arkadaşlar bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bildirimler gerçekten önemli. Burada Casio özel bir challenge yapmışlar arkadaşlar. Bu arada görüyorsunuz hani adam veriyor, coin veriyor, paket veriyor vesaire. Bayağı hediyesi var burada gözüktüğü gibi. Tabii gerçekte böyle olur mu kimse bilmiyor. Güzel yani, eğlenceli bir şey. Hani millet challenge yapıyor arkadaşlar. 190 challenge, 192 challenge. Bunlardan hani o tarz bir espri gelsin. İşte YouTube'a içerik olsun vesaire de yapmışlar. Bunlar yapıyor arkadaşlarım. EA Türkiye gerçekten, neyse oraları girmeyeyim. Grubumuza gelen anlar yani. EA Türkiye hiç değer vermiyor arkadaşlar. Ben size bu kadarını söyleyeyim. Hiç değer vermiyor. Her neyse arkadaşlar, Castro Challenge'a girin. Mesela soldaki requirements'ları görüyorsunuz işte. Şu kadar ülke olsun, şu kadar kimya olsun vesaire. Şimdi Castro arkadaşlar bunları tamamlayacak. Bunları tamamladıktan sonra da ödülünü alacak. Hep birlikte göreceğiz biz de. Bu arada Castro'ya falan arkadaşlar bayağı ilgi var. Çok yorum gelmiş. Yani abi orada çok daha büyük YouTuber'lar var işte. Mini Minter'dı falan vesaire. Niye Spencer orada diye. Yani Spencer bildiğiniz gibi 1.5 milyon abonesi var. Ondan büyük kanallar var. Rotoshow, KSI, Mini Minter vesaire. Bayağı kanal var. Ne Pentes falan da buna dahil. Ama dediğim gibi oraya Spencer'ı koymuşlar. Neden arkadaşlar? Onu da size söyleyeyim. Çünkü Spencer EA ve YouTube arasındaki ilişkiyi kuran ilk adam. Hani adam daha doğrusu şöyle size söyleyeyim arkadaşlar. Coin sponsorluğunu bırakıp EA'den hesap koruması isteyen adam bu adam. Yani coin sponsorluklarını bitirdi. EA dedi ki sen benim hesabımı koru. Bana belirli miktarda point ver. Ve de hesabıma entry'de bu şekilde oyuncu ver şeklinde başlatan adam Spencer arkadaşlar. Coin sitelerinin şey olmasını sağlayan adam da Spencer. Birazcık gerilemesini sağlayan. O yüzden EA Spencer'ı bırakmıyor. İşte bu tür yerlerde falan onun reklamını yapıyor. Ki Spencer biliyorsunuzdur Wembley Cup falan da yapıyor. Orada da EA yardımcı oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçemedim. Burada arkadaşlar Castro'ya verilmiş olan şartlarla Castro bir takım kuruyor şu an görmüş olduğunuz gibi. Bu arada buradaki reytingler gerçek reyting değil. Şu an internette dolaşıyor işte DH 91, Mkhitaryan 87, Noyar 94 falan. Bu reytingler gerçek değil güzel kardeşlerim. Ben zaten gerçek olsa videosunu çekerdim. Bunu çok araştırdım ve orada beta'ya özel reyting olduğu kanısına vardım arkadaşlar. O yüzden o videoları çekenler yanlış yapıyor. Ben de çektim ama beta olduğunu öğrenince çekmedim dedim. Bir video çekerken araştırıyorum çünkü arkadaşlar.
Burada da görmüş olduğunuz gibi adam takım yapıyor. Burada kart dizaynı kesinlikle bu şekilde olacak. Bu kart dizaynı ile ilgili de bir videomuz gelecek zaten. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu arada yarın inanılmaz bir video gelecek. OGX'in enleri diye attığım en güzel gol, kullandığım en iyi takım, kullandığım en iyi forvet, kanat vesaire, benim başıma gelen en büyük olumsuz vaka tarzı. Yarın böyle de bir video gelecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Facebook grubunu takip edin. Zaten her şeyden haberdar olursunuz. Burada arkadaşlar şu anda Castro, görmüş olduğunuz gibi verilen ilk challenge'ı tamamladı. Çok sevdiği bir şekilde tamamladı. Buraya hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde geçelim. Burada falan çok sohbet ediyorlar. Ben zaten burada videoları falan keselim arkadaşlar. Bu arada Jimenez'in falan overall'ı iyi olmuş. Geriye kalan da şimdi dizecek arkadaşlar. Hemen şöyle bir dakika. Geriye çekelim. Bu arada burada şunu ben çok beğendim arkadaşlar. Mesela paketten Royce'un gelmesi falan iyi bir Gamescom hazırlamış. Ama maalesef işte Türkiye biraz sıfır olduğu için bu işler olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar adam tamamladı ve aldı. Verilen challenge zaten basit bir challenge'di. Gerçekte de öyle verir mi bilmiyorum. Castro's challenge completed. Tabii ki bu gerçekte olmayacak. Sadece Gamescom özel ve Marco Royce'u görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Marco Royce markette satılmayacak. Untradeable Marco Royce. Böyle yapmalarının sebebi de hani insanların birazcık daha coin çekmekten geri gelmesi. Çünkü insanlar iyi futbolcularla oynamak istiyor. Ve bu yüzden de coin çekiyor arkadaşlar. Çünkü FIFA pointler bildiğiniz gibi store'da çok pahalı. Yani 300 liraya 12K alıyorsunuz. Ve MMO VIP sponsorunda 80 lira. Yani bu reklam için söylemiyorum ama hani neredeyse 1/3, 1/4'e kadar düşüyor yani. %25'ini falan verip o kadar şey alıyorsunuz. Dediğim gibi o yüzden çok pahalı. Bütçeyi de zorluyor. Bu videoluk arkadaşlar benden bu kadar. Size bu seri şeyinin nasıl olduğunu gösterdim. Untradeable bir şekilde oyuncu coin paket hediyenizi alıyorsunuz ve bu şekilde kulübünüzü ilerletiyorsunuz. Tek merakım var şu anda, paketlerden herhangi bir item eksildi mi? Bildiğiniz gibi ben kontratın eksilmesini istiyorum. Çünkü adamı aldığınız zaman zaten daha ne kontratı. Pakette boş boşuna çıkıp hem şey yapıyor hem de maç başı aldığınız coinlerle kontratı takıma yetiştiremiyordunuz. Bu tür özellikleri arkadaşlar devamında göreceğiz. Dediğim gibi video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Bu akşam da canlı yayın olabilir. O yüzden Facebook grubuna katılın. Ve lütfen 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videoyu beğenin arkadaşlar. Beni inanılmaz motive ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Akşam canlı yayında veya yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.